النور ألبسنا حسنا وتيجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والثلاثون من كتاب طهارة. Bugün Kitab-ı Taharet'in 33. ve son dersini okuyoruz. Öyle değil mi? Hani dün küpek, hınzirle necis olan nasıl yıkanıyor onu öğrendik. Lebenden başka bir şey yememiş, içmemiş bir çocuğun, erkek çocuğun bavulu nasıl yıkanır onu da öğrendik. Bugün وَمَا سِوَا ذَٰلِكَ. Bu söylediklerimizin masivası. Bu iki necasetin masivaları, gayrisleri. Masivaları da minen necasati, diğer necasatlar. Yerine necasatlar. اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْنٌ. Eğer o necasetin bir ayni yoksa, bir ne yoksa, ayni yoksa, hani bir cismi yoksa. Şimdi bavulun cismi var mı? Yok. Ama kaba bir pisli bir yere değil mi? Cismi var. Eğer o necasetin ayni yoksa, kefa celyül ma'i aleyhi. O masiva üzerine suyun celyi kafidir. Dersin bitti mi? Evet. O necasetin üzerine suyun celyi kafidir. Açtın mı açtın? Bir necasetin ayni varsa, kaba durumu varsa, şey kaba değilse, yani bir yere bir bevl değildi. Onu yıkanması için ne kafidir? Kefa ceryül ma'i aleyhi. Buraya bevl değilmiş. Bölümü su önüne tutun, su üzerine aksa yeter. Suyun akması nedir? Yeter. Ve in kâne lehu aynun. Eğer orada bir kaba var, yani yapışan, görünen, elle tutulabilen bir necaset varsa, vecebe izâletu tu'min. Tu'min. Tu'min, olmaz. O necasetin tu'mi izale etmek, tadı izale etmek vacibdir. Tu'm, tu'm. Aradaki farkı biliyorsun. Tu'm, yenilen yiyeceklere tu'm denirler. Tu'm, tat. Hani sen yemek yerken bir tat alır. O tadın ismi. Hani tatlı olur, acı olur, may hoş olur. Onun ismi de tat'dır. Demek eğer necasetin aynı varsa vecebe izaletu tu'min. O necasetin tadı neyse onu izale etmek lazım. Oldu mu? Ve in asure, izaleti zor olsa dahi onun izale etmesi nedir? Vacibdir. Ve levni, bir de necasetin rengini izale etmek vacibdir. Bir de ve rihi, rihin izalet etmesi, rihin izale etmesi vacib. Ama levun, rihin izalesine gelince insehula, eğer bu ikisinin izalesi kolaysa izale etmek lazım. Yok, izaleleri zorsa, necasın orada rengi dursa da, koksa gelse de zarar etmez. Yeter ki tadı kalmasın. Demek izaletu ta'm vacibdir, zor olsa dahi. İzaletu levun rih gereklidir, eğer kolay ise. Kolay ise vacibdir. Zorsa vacib değil. Oldu mu? Bak kendisi diyor, fe'in asure izaletu rihi vahdehu. Bak ikisi birden izaleleri kolaysa izale etmek vacib. Fe diyenem rihin, yalnız rihin izalesi zordur.
tek oradan pisliğin, o yıkanan yerin o pislik kokusu geliyor. Ne geliyor? Pislik kokusu geliyor. Evil rengi yok. Tat zaten yok, rengi yok. Evil levni vahdehum. Evil levni vahdehum. Yahut da oradaki pisliğin neyi? Levni tek var. Tadı olmadığı gibi kokusu da yok. Sade orada yıkanmış sarılık çubuğu rengi kalmış. O oldu. Lem yedurre yok musun ki? Benimki o eksikti. Diğer kitaplarda var. Lem yedurre zarar vermez. Demek sade rihin rih duruyorsa, izaresi zor ise veya levn duruyorsa, izaresi zor ise zarar vermez. İkisinden birin duruyorsa zarar vermez. Ama ve in iştema'a levn, rih ikisi ne olsalar? Cem olsalar. O elbisede hem yıkanan, yıkanılan necasetin rihi var, kokusu var, hem de rengi var. Derra, bu ikisi neyi derler? Zarar verirler. Derra, elif yok musun ki? Benimki o da yok. Yanlış okursam söyleyeyim, benimkinde eksikler fazla görünmeye başladı. Bitti. Ve yüşteretu gurudul ma'i alel mahalli. Hani o necis elbise örnek yıkanırken mahal, necasetin mahalline suyu yukarıdan dökmek lazım. Tersini yaparsan, o elbise yukarıdan suyu içine batırırsan o su kuletinden azsa necis olur. Ya nasıl yıkarız? Elbise alttan tutarız, suyu üstten ne ederiz? Üstüne dökeriz. Ve yüşteretu vurudul ma'i alel mahalli. Necasetin mahalli üzerine suyu varid etmek, yukarıdan üzerine dökmek şart. Peki, yukarıdan suyu döktük, cereyanı su oldu, necaset gitti, orayı sıkmak şart mı? Diyor ve la yüşteretul asru. Suyu sıkmak şart değil. Şey, suyu diyorum, o yıkanan yeri sıkmak, o suyu gidermek şart değil. Sıksan daha iyi olur. Sıkmasan da olur. Su cari olduğum üzerine aktı mı kafi. Ve yundebu ba'de taharetihi. Ve yundebu ba'de taharetihi. Mendubdur. Ba'de taharetihi. O necasetin olduğu yer yıkandıktan sonra, temiz olduktan sonra onun tahareti nedir? Mendubdur. Şey, ve yünde bazarı, taharetinden sonra mendubdur. Ne? Gaslubu. Sizinki gaslubu var mı? Evet. Onun yıkaması mendubdur. Saniyeten ve saniyeten. Bir seferde elbise yıkadık, ne oldu? Temiz oldu. İkinci sefer yıkamak, üçüncü sefer suya tutmak mendubdur. Benimki ve yünde bu bade taharetihi saniyetun ve salisetun. Saniyetun ve saliset. Anladınız değil mi? Saniyet, saliset de nedir? Mendubdur. Bildiniz değil mi? Ve yunde bu ba'da taharetihi saniyet ve saliset. Sinki ve yunde bu ba'da taharetihi gasluhu saniyeten ve saliseten. Mana aynı yere gelir. Demek bir yerin necis oldu, yıkadık, bir sefer temiz oldu. İkinci, üçüncü sefer yıkamak mendubdur. Peki bir yer necis olursa nasıl yıkarız? Ve yekfi fi ardin nüccised. Necis olmuş arda kafidir. Ama neyle necis olmuş? Bir zaibin. Zaib, sıvı bir şeyle, eritilmiş bir necasetle bir yer necis olursa. Bakın, ve yekfi fi ardin nüciset bi zaibin.
herhangi bir zaible necis olmuş arda kafidir. Ne kafidir? El mukaseretu bil ma'i. Mukaserete bilma kafidir. Mukaserete bilma nedir? Kafidir. Yani ne? Suyu çoğaltmakla orası yıkanır, yıkanması kafidir. O yer üzerine ne ederiz? Su dökeriz. Yerin üstüne su ne olursa, yer sertse su aksın, temiz olur. Yok yer kumlaksa, kumdur diyelim, üzerine su dökeriz, o su aşağı iner, ne olur? Temiz olur. Hani bir Arabi camide böyle yapmış, Efendimiz bana bir sürahi su getirmiş, o böyle olduğu yere böyle suyu tutmuş. Demek وَيَكْفِي فِي اَرْضٍ نُجِسَتْ بِزَّائِبٍ الْمُكَاسَرَةُ بِالْمَائِنْ Mukasereti bilma kafidir. Yani oraya suyu çok tutmak. Mukaser nasıl oluyor? Elbise üzerine aktığı gibi o yer üzerine akıtmak. Veyahut da akacak kadar güçlü, fazla bir su eğer kumlaksa dök, altına kadar inse temiz olur. Oldu. وَلَا يُشْتَرَتُنْ نُدُوبُهُ Hani oradaki yerdeki necaset kuru olacak da sonra su dökelim. Yok, o şart değil. Yani o necasetin kuruması şart değil. O hani eritilmiş, sıvı bir şeyle necis olmuş ya, beklesek, kurusa da döksek olur. Böyle yaş iken, ratib iken de su döksek olur. وَلَا يُشْرَتُ نُدُوبُهُ Nudub ne demek? Suyun kuruması demektir. O necasetin, orada o orayı necis yapanın, o necesin kuruması şart değil. O kurunca, hani kalıp çıkacak şey değilse, bazı sıvıdır hani kurunca çıkmaz ya, ıslatınca. Ne çıkmaz? Dedik ya, tadı kalırsa olmaz. Ama rengi kalırsa tek, biraz zor. Veyahut da rengi kalırsa, kokusu kalırsa zarar etmez. Yer diyorum ben, yer diyorum. Aynı fark etmez, aynı diğer yerler gibi. Tam kalırsa olmaz, sade levun kalırsa veya sade rih kalırsa, o izarese zorsa bir şey olmaz. İkisi birden kalırsa olmaz. Aynı elbise gibi. Yani nudubuhu oradaki necese gider. Yani o necesin koruması, o erimiş necesin korumasını bekleyip sonra yıkamak şart değil. Sıvı olarak da suyu döksek, yaş olarak da döksek olur. وَلَوْ زَهَبَ اَسَرُ نَجَاسَتِ الْاَرْضِ وَلَوْ زَهَبَ اَسَرُ نَجَاسَتِ الْاَرْضِ Eğer ardın necasetinin eseri giderse, bir yere necaset değdi, oradaki necasetin izi, eseri kalmadı. Gitti. Neyle gitti? Bir şemsin. Güneş vurdu, vurdu, onu yok etti. Ev bin narin. Atı. Ev rihin var. Narin ev rihin. Tamam. Yok, olsa iyi olur. Ev bin narin. Orada ateş yakınmayla o eser gitti. Ev bir rihin. Rüzgar vura vura o eseri ne etti? Yok etti. Lem tetur, temiz olmaz. Hatta tuhsede, o ar yıkanmadan temiz olmaz. Güneş o necasetin izini götürmüş. Ateş götürmüş, rüzgar götürmüş, kurtarıyor. Ama hanfilerden kurtarıyor. Oldu. Necaset konusunda Şafii mezhebi biraz sıkıyor. Necaset konusunda hanfi mezhebi yumuşak tutuyor. Akaid meselelere gelince bu sefer hanefiler daha fazla sıkıyorlar. Ve kullu ma'in gayril ma'i. Su hariç geri kalan herhangi bir sıvı şey. Ne gibi o sıvı? Kehellin, sirke gibi. Ve lebenin, süt gibi. Bir sirke, bir süt. İza teneccese, necis oldu. Bir pislik içine
gibi. Nasıl temizleriz? La yumkinu tethiruhu. Onun tethiri, onun temizlenmesi mümkün değil. Dökmek lazım. Ama fe in kane camiden, eğer camid olursa, ne olursa, yani o maye donmuş vaziyette ise, bildiniz değil mi? Yani fe in kane gel olursa o maye, hani bazı durumlarda maye de şimdi yağı erirsen, soğuk bir yere koysan ne eder? Hayvan yağı donar. Fe in kane camiden, eğer o maye, bazı durumlarda maye olan şey camid olursa, kesemnil camidesin var mı? Benim yok. Olsa daha iyi olur. Diyelim donmuş yağ gibi. Orada sıvı yağ donmuş. Kişi ne yapar? Donmuş yağın üstü necis oldu. Elken necasete. Üstüne o düşen necaseti onu atar. Ve ma havlaha o necasetin atrafı, necasetin değdiği yeri kaşını alır, o yağın tabasını alır, temizlenir. Oldu mu? Demek sıvı bir su hariç, hani su kolatel olmayla temiz oluyor. Sıvı, su hariç sıvılar. Yani burası dolu, bu oda komple nedir? Süttür. Bir necaset düştüm hepsi. Temizlenmesi mümkün değil. 100 ton süt yetirsen üzerine bıraksan temiz olmaz. Hepsi necis olur. Bu da kulaten geçerli değil mi? Yok, kulaten sade suda geçerli. Ve ma gesele ve ma o şey ki gesele kişiyi hamiş çünkü gesele mahreke bihi onunla necasete o su ki kişi onunla necaseti ne etmiş? Yıkamış. Bir elbise, necis elbise yıkadı, o suyu bir kaba birikti. İn tegayyere, eğer o su rengi bozulmuş ise veya tadı, kokusu değişmiş ise ev zade veznun, yahut da tegir yok ama vezni, kilosu artmış. O su 5 kiloyken şimdi 6 kilo oldu. O fe necis. O su nedir? Necistir. Ve illa o elbiseyi yıkadık, kabda su birikti. Rengi değişmemiş, tadı değişmemiş, kokusu değişmemiş. Önce 5 kilo diye dağıtıyoruz yine ne? 5 kilo veya hatta 4,5 kilo. Hani elbise bir kısım suyu emiyor ya, onu hesaba katarak artmamış. Yani 5 kilo yıkadık, 5 kilo suyla yıkadık. Şimdi dağıtıyoruz yine 5 kilo. Bu elbise en az yarım kilo suyu emmiş. Demek burada artış var. Yarım kilo demek pislik var içinde. Oldu. Demek ve illa eğer suyun o yıkanan suda herhangi bir tahir yoksa suyunun vezinde de bir artış yok. Ve illa heya tahir yoksa, artış yoksa fela o sünne olmaz. O su necis olmaz. O elbise nasıl yıkama neticesinde temiz oluyor ise, o elbise hangi suyla yıkandıysa o da ne olur Mustafa? O su da temiz olur. O artan suyu içebiliriz. فَاِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ Necis su kulletine ulaştı. Necis diyorum hani elbise yıkadık ya, o biriken su kulletene ulaştı. Femuttahirin yok mu şimdi? Bir de biraz önce tekrar edeyim. Ve kullu ma'in gayril ma'i ke hallin ve lebben izâ tenecese la mümkünü tatbiri. Fe inkâne camiden kesemlik camidi var mı şimdi? Evet. Tamam. Elka necaset ve ma havla ve ma gasse ve ma havlaha vel baki tahirun yok mu? Evet. Niye söylemiyorsun? Bakın benimki yok. Vel baki tahirun. Neyse.
وما غسل بالنجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجس وإلا فلا فإن بلغ قلتين فمطهر يخمر o su ki onunla elbiseli, necis elbiseleri, bedenleri falan yıkadık. O su kuletene ulaştı. Çoğaldı, çoğaldı, kuletene ulaştı. Ve illa o zaman fe hukmuhu hukmul mahalli ba'del gesli bihi. O suyun hükmü o suyla nereye yıkanmışsa onun hükmü gibidir. Diyelim o suyla elbise yıkadık, rahle yıkadık, banyo yaptık. O yıkadığımız yerler temiz oldu mu? Oldu. O su da temiz. Yıkadığımız yerler bakıyoruz temiz olmamış. Necaset duruyor. Burası temiz olmadığı için yıkanan yer. O su da ne değil? Temiz değil. Bakın iyi dikkat edin. Diyor ve illa eğer kulletine ulaşmamış ise fehukmuhu فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَحَلِّ onun hükmü mahallin hükmü gibidir بَعْدَ الْغَسْلِ بِهِ فَمْتَهِنُ okumadınız فَمْتَهِنُ var ya eğer o su kuletene ne oldu ulaştı tabi kuletene oldu mu kuletene tağir yoksa kuleten yani kulağına su birikti, birikti, kuletin oldu. Geçti. Rengi değişmemiş, kokusu değişmemiş, tadı değişmemiş. O su temizdi. İster o yıkanan yer temiz olsun, ister yıkanan yer temiz olmaz. Bak, unutmayın. Yıkanan yer ise temiz olsun, ister temiz olmasın. Oradan ayrılan su birike birike kuletine ulaşmışsa o, tahir yoksa o suda, o su tahirdir. Ama ve illa kuletine ulaşmamış. Biraz önce kuletine ulaşmış mı dedi? Ve illa yer kuletine ulaşmamış ise o yıkanan yerlerin suyunu biriktirdik ama kuletine ne etmedi? Ulaşmadı. O temiz mi değil mi? Diyor onun hükmü yıkanan yerin hükmü gibidir. Yıkanan yer temizse o da temiz. Yıkanan yer temiz değilse o da temiz değil. Bakın. Ve illa fe hukmuhu hukmul mahalli ba'den gesli bihi. O mahal suyla yıkandıktan sonra o mahallen hükmü neyse suyun hükmü de olur. Eğer yıkanan yer temiz olmuşsa oradan ayrılan biriken su da temiz. Yıkanan yer temiz değilse oradan ayrılan su da temiz değil. Niye? Çünkü o su oradan gelmiş. Ha kuletene ulaşırsa orası temiz olmasa da su temiz olur. Çünkü kuletene oldu mu necaseti kabul etmez. Ama kuletine ulaşmayıncaya kadar o suyun hükmü, o suyla yıkanan mahallen hükmünün aynısı. Orası temiz olmuş dersek su da temiz. İkisi de böyle necaset karışmıyor mu ki necaset? Mesela kuletin az ama o yıkanan yerin necaseti o suyun içine karıştı. E o su nereden geldi? O elbiseden... Ama tadı falan belli. Tamam. Yok, o su nereden geldi? Elbiseden geldi. E, eğer o su necis dersek o su geldiği yerden necis, o su orada değmiş. O elbise necis olduğu belli değil. Şimdi elbise zaten necaset vardı, yıkadık. Tamam. Burası temiz oldu, oldu. Su bir yere birikti, birikti. Tahir var mı? Yani levni değişmiş mi? Yok. Rehi? Yok. Tami? Yok. O zaman o su da temizdir. Eğer su necis değilse o zaman elbise de necis dememiz lazım. Çünkü o su oradan sızarak ne olmuş? Aşağı inmiş, aşağıda birikmiş. Ama su necaset varsa belliyse necistir. Bak diyorum eğer ziyade varsa yani su eslen 5 kiloysa şimdi yine 4,5 kilo elbise biraz emmiş bak suda bir artış yok. Tadı da değişmemiş, koku değişmemiş, rehi değişmemiş. Yıkanan yer temiz oldu mu? Oldu. Bu su da temiz. Ama yıkanan yer temiz olmadıysa bu su da temiz. Ama su kuletine ulaşmış ise yıkanan yer temiz mi değil mi ona bakmayız. Su kuletine ulaştın mı? Evet. Tahir var mı? Tahir yok. Öyle değil mi? O zaman o su nedir? Ben burada fe mutahhirin yoktu. Fe in belege tekrar ediyorum eğer ulaşırsa ne? O yıkan, o su ki onunla o necaset yıkanmış.
kulletenine ulaşırsa, iki kulletene ulaşırsa fe muttahirun. O su nedir? Muttahirdir. O su nedir? Muttahirdir. Yani içildiği gibi onunla abdest alınır, başka bir necasetle yıkanır. Ve illa eğer o su kulletine ulaşmamış ise, ve illa eğer o su kulletine ne olmamış? Ulaşmamış ise. Hangi su? Hani o su ile, o su ki onlar necaset yıkanmış, elbiseler yıkanmış, kulletine ulaşmamış ise, o zaman fe hukmu, o suyun hukmu, hukmul mahalli ba'del gasli bihi. O mahal, o suyla yıkandıktan sonra, o mahallin hükmü ne ise, suyun hükmü de odur. Oldum. İn kâne kad hükme bi taharetihi, eğer o mahallin taharetiyle hükmedilmişse, burası yıkandı, temiz oldu diyor ise, fettahirun, oradan ayrılan su da temizdir. Çünkü o su oraya değerek gelmiş. Orada temiz olmuşsa su da temiz deriz. Ve illa eğer o yıkanan yer, o suyla yıkanan yer temiz olmamış. Bakınız da necasetin kokusu duruyor, cismi duruyor. O mahal temiz olmamış ise, o mahal yıkandıktan sonra yine necis ise, fe necisun. Ne necistir? O su da necistir. Hani kısa olarak, necaset yıkandıktan sonra o biriken su, kulletine ulaşmış ise tağir yoksa temizdir. Yıkanan yer temiz olmuş mu olmamış ona bakmıyoruz. Peki eğer kulletine ulaşmamış ise o su, kulletine ulaşmamış ise ziyade nakız var mı yok mu ona bakmıyoruz. Yıkanan yer, nasıl bakmıyoruz? Yıkanan yer, önce suya bakarız. Suda ziyade var mı? Tağir var mı? Yok. Tamam, buna yok. Yıkanan yere bakarız. Yıkanan yer temiz olmuşsa olmuş. Bu su da temiz. Yıkanan yer temiz olmamış ise, necis ise bu su da nedir? Necistir. Ama yıkanan yer temiz olmuş, suda artış var. Suda tahir var. O necis. Anladınız mı? Yıkanan yerden ayrılan su kulletin ise tahir yoksa temizdir. Yıkanan yere bakmıyor. Eğer kulletin değil ise, kulletin değil ise, önce tağir var mı yok mu? Varsa necis. Ziyade var mı yok mu? Varsa necis. Tağir yok, ziyade yok. Bu sefer yıkanan yere bakarız. Yıkanan yer temiz ise, temiz olmuş diyor ise, bu su da temizdir. Yıkanan yer necisse, bu su necistir. Velev ki tağir de olmazsa, ziyade de olmazsa. Oldu. Kitab-ı Salati. Sabilu d-dumu'i sabilu murih. Tenahhada ya sahi kayyid.